İnsanlar Belediye'mizin ev sahipliğinde düzenlemiş olduğumuz aile konuşmaları programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bu soğuk kış gününde böyle sıcak bir ortamda birlikte olmak bizi, hocamızı çok çok mutlu ediyor. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle her fırsatta aile konusunun ehemmiyetinden bahseden Esenler Belediye'mizin kıymetli başkanı Tevfik Göksu Bey'e de böyle bir imkanı bize sunduğu için çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Ve sizlere de bir kez daha aile meselesini önemsediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel akşamda bizleri yalnız bırakmadığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Ve sizin nezdinizde Mustafa Gül hocama da bir kez daha teşekkür ediyorum. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza Mustafa Gül Hocam aile hususunda hakikaten çok konuşmalar yapmış. Bu konuda birikimi olan, tavsiyeleri olan ve tecrübesi olan kıymetli bir hocamız. Bu akşam hocamızla aile meselesini konuşacağız. Son dönemde üzerine çok saldırılar olan aile meselesinde Hocamızın çok söyleyecek sözü var. Bu hususta hocamıza aile meselesinin önemi ile ilgili soruları yöneltmiş olacağız. Aile ki bizim şu gök kubbede hoş sada bırakacağımız, sadakayı cariye olarak yetiştireceğimiz evlatlarımızın olduğu, olacağı kurumlar ve yine bizim cennet bahçelerine açılan kapı niteliğinde olan kurumlarımız ve yine aile hakikaten bizim son kalemiz, taviz vermememiz gereken son kalemiz. Bu hususta Mustafa Gül Hocam'la bu akşam bir sohbet gerçekleştirmiş olacağız. Hocam hoş geldiniz tekrar, sefalar getirdiniz. Ne iyi bizi kırmadınız, bu akşam beraber olduk. Estağfurullah. Evvela Cenab-ı Allah'a hamdü sena, Efendimiz'e salatu selam ile başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Sonra Cenab-ı Allah'ın bir araya gelişimizi hayırlara vesile kılmasını niyaz edelim. Değerli dostlar, sevgili Sami Bey kardeşimle biz çoğu zaman beraberiz. Allah sizden de kendisinden de razı olsun. Tabir caizse iyi paslaşan insanlarız. Bugünkü programda da bir şeyler anlatırken sizi yormadan, sıkmadan, usandırmadan bir şey anlatmaya çalışacağız sırf konuşmuş olmak, vakti doldurmuş olmak değil. Biraz bir meseleyi beraberce müzakere etme ortamında bir şeyler söylemeye çalışacağım. Aile söz konusu olunca klasik cümleler var. Toplumun temel yapısı ailedir, temel taşı ailedir. Mutlu ailelerden mutlu ülkeler, milletler oluşur. Aileler mutsuz olursa millet mutsuz olur gibi alışılmış klasik sözler var. Bendeniz zaman zaman akılda kalsın diye daha spot cümleleri kullanmayı tercih ederim. İşte onlardan biri olarak arz edeyim ki aile varsa her şey var, aile yoksa hiçbir şey yoktur. Bütün dünyanın tapusunu sizin cebinize koyalım. Akşam eve gitmek istemiyor veya eşinizle yüz yüze gelmeyi istemiyorsanız çocuklar akşama kadar Yine annemle babam bu akşam çekişecek mi acaba diye kaygı ediyorsa bir sofranın etrafında güle oynaya bir araya gelemiyorsanız dünyanın sizin olmasının hiçbir önemi yok. Ama soğan da ekmeğiniz var. Akşam bir araya gelince gülerek, oynayarak, neşelenerek, şaka yaparak yiyebiliyorsunuz. Çocuklar anneyi babayı bir arada gördüklerinden, görmelerinden dolayı çok mutlu oluyorsa dünya sizindir. Apartmanları, arabaları etmenize gerek yok. Bu ana girişten sonra bendeniz zaman zaman sizin de sohbete iştirak etmenizi istirham edeceğim. Böylece daha da dinlenir hale gelecek diye düşünüyor. Programımızın son 20 dakikası. Öyle mi? Soru cevap olacak. 20 dakikasında kıymetli misafirlerimizin de sorularını, aileye dair sorularını ve sorunlarını... Burada dinleyebiliriz. Hocamız da e, cevaplayacaktır. Hocam çok e, aile meselesi önemli dedik. E, ben şuradan başlamanızı Buyur. istirham edeceğim. Buyurun. Şimdi sizin aileyle alakalı çok güzel bir tespitiniz var. Diyorsunuz ki batı dünyasında, batıda aile, nikah, evlilik gibi kavramların tamamı boşaldı. Aynen. İçi boşaltıldı. Aynen. Ve bu kavramlar, bu evlilikle alakalı olan kavramların boşalmasından kaynaklanan tehlike bir fırtına gibi orada büyüdü ve kontrol edilemiyor. Hortum, hortum. Hortum. Fırtına Fırtınadan değil, hortum. da daha büyük. Ve bu hortumun esintileri evet. maalesef ülkemizde de hissedilmeye başladı diyor Mustafa Akgül evet. hocam. Nitekim bunun neticelerini aileye karşı yapılan saldırıları geçtiğimiz günlerde bu saldırıları hep birlikte şahit olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Üzülerek. Üzülerek. Tam burada hocam. Mustafa Gül hocamın bu soğuk Ocak akşamında hiç mi başka bir işi yok ki burada aile konusunu konuşuyor? Böyle sıcak bir ortamda aileyi konuşuyor. Neden aile? Mustafa Gül hocam deyince, Mustafa Gül hocama aile deyince neler söylemek ister, aile neden önemlidir, İslam aileye nasıl bakar diye bir soruyla devam etsek Teşekkür hocam. ederim. Efendim hakikaten bendeniz İstanbul baş vaiziyim. Bir yere bir vaiz davet edilmişse abdestten, namazdan, oruçtan, hacdan, zekattan bahsetmesi gerekir. Ama 20 seneyi aştı arkadaşlar. Bendenizin Kur'an, kainat ve İslam, Kur'an, kainat ve İnsan diye bir konferansım var. Slayt gösterili. Onu ben çok önemserim. İmani konudur. Erzurum'da verip döndükten sonra Mustafa Ağırman hocam bir yazı yazdı. Dedi ki biz Mustafa Hoca'yı Erzurum'da dinledik. Siz de vilayetinize davet edin, dinleyin. Anlattığı konu görülmeden anlaşılmaz. Ama size bir tavsiyem daha var. Konferansa giderken yanınıza bir ateist alarak gidin konferansın bittiğinde ateistin iman ettiğini, sizin de imanınızın arttığını göreceksiniz dedi. Hocanın bu sözü benim bütün yorgunluğumu çıkardı. Nereden geldin buraya? Asli konumuz aslında iman ve ibadet olması gerekirken 20 küsür senedir niye hep aile, mutlu yuva, yuva üzerinde konuşuyoruz? Çünkü tehlike buradan geliyor. Salgın buradan geliyor. Bir yerde bir salgın hastalık varsa evvela ondan başlamak lazım. Onu tedavi etmeye gayret etmek lazım. Biraz evvel Sami Bey kardeşim dedim ya çoğu zaman beraberiz. Bir tespitimi iletti Avrupa'da Amerika'da hortum şekline. Buradan hayali bir e, düşünceyle bunu söylemiş değilim. Amerika'da da aile konusunda konferans verdim. Avrupa'ya yüzün üzerinde mutlu yuva için konferansa gittim. Geçen hafta Fransa'daydım. Oraya varınca diyorlar ki hocam veya varmadan hocam bir mutlu yuva konferansınız varmış biz onu duyduk ama ne olur burada onu anlatın. Kardeşim ben ibadetten, imandan, itaattan bahsedeyim. Yok yok mutlu yuva mutlu yuva. Oradaki hortum haline gelip yıkılmış, mahvolmuş Avrupa'nın heveslenilecek hiçbir şeyi yok arkadaşlar. Bunu hamasi bir duygu olarak söylemiyorum. Gökdeleni varmış. Ya biraz daha çimentoyla biraz daha demir kullansaydı biraz daha yüksek yapardı. Ben Paris'te 40 sene evvel hocam Eiffel Kulesi'ne bir çıkaralım. Eiffel. Peki çıktık. Nasıl buldunuz dedi. Biraz daha demir kullansalarmış daha büyük olurmuş dedim. Daha sağlam olacaktı. <laughs> daha sağlam olurdu. Bir sivrisinekteki sanat Eiffel Kulesi'nden çok büyük bize ondan bahseden biri lazım. Biz hocalar olarak onu ondan bahsetmemiz gerekir. Ama işte yuva yuva önem kazandı. Avrupa'da yerle bir olduğunu gördüm. O fırtına bizim memleketimize de rüzgar olarak geldi. Sami kardeşim ona işaret etmek istedi. Eğer tedbir alınmazsa. Bizdeki bu rüzgar da önce fırtınaya sonra hortuma dönüşecek arkadaşlar. Bir ülke için en büyük tehlike nedir diye sorulsa mikrofon gezdirsek belki bir kısmınız yangın, bir kısmınız tsunami, bir kısmınız deprem diyebilir. Bunlar da birer tehlike ama vallahi büyük tehlike değil. Ailelerin boşanması bu hızla devam ederse, çocuklar anasız babasız büyümek mecburiyetinde kalmaya bu hızla devam ederse ne var ki canım ilk boşanan biz miyiz? Sıradan bir olay demeye devam edilirse ülkeler için en büyük tehlikenin bu olduğuna inanıyorum. Çünkü buna ülkeler dayanamayacak. Milletler ayakta kalamayacak. Felaket, tehlike, tsunamiye, yangına, depreme benzemeyecek kadar büyük. Önce onu bir yere koymak istiyorum. Bir de içinizde benim gibi saçı beyaz olanlar var ama Gençlerimiz de var. Gençler bilmezler. Saçı beyaz olanlar da belki duymuştur. Ben deniz babamdan duydum. Bir ya yaşamış değilim. Bir tarihte 40, 45, 48 yıllarında ülkemizde kıtlık vardı arkadaşlar. Duydunuz mu kıtlık nedir? Azlık değil, yokluk. Analar, babalar tarladan başak topluyorlardı Sami Bey. Analar akşam çorba yapayım derken içine azıcık buğday atabilmişse, birkaç mısır atabilmişse bugün çocuklarıma yemek yaptım diye biliyordu. Ebegümeci diye bir ot var biliyorsunuz. Onu sacın üstünde evirip çevirip veriyorlardı. Ben Deniz Kayseri'nin Erkilet Nahyesi'nde dünyaya geldim. 800 haneli bir nahiye 3-4 tane radyo var. Her mahallede bir radyo var. Akşam erkekler haber dinleyelim diye onun başına toplanıyorlardı. 800 haneli nahiyede bir tek otomobil vardı. Millet toplanıyordu. Bu nasıl hareket ediyor diye. Eksozunu kokluyorlardı. Ama ana ana gibiydi. Baba baba gibiydi. Evlat evlat gibiydi. Boşanma denilen hadise benim nahiyemde 25 senede, 30 senede, 35 senede bir ya duyulur ya duyulmaz. Duyulunca da yankı yapardı. Büyük bir olay. Nasıl olmuş da boşanmışlar denilirdi. O günden günümüze gelelim. Dedim ki bir mahallede bir radyo vardı. Şimdi bazı evlerde birden çok televizyon var mı yok mu? Beş yaşındaki çocukların elinde cep telefonu var mı yok mu? Arabaları park etmekle yer bulmakta güçlük çekiyor muyuz çekmiyor muyuz? Evlerde eşya yerleştirmekten, masanın üstüne yiyecek çeşidi koymaktan sıkıntı içinde miyiz değil miyiz? Nimetler bunca artmış ama bendeniz bu konferansı göze de hitap edecek şekilde slayt gösterisiyle veririm. Ee, orada şimdi her şey var diye bir cümle var, altında da kırmızı yazıyla huzur yok. Neye yaradı bu kadar nimetin artışı? Sami Bey'e vereceğim sözü. Ama bütün gezmelerimde, 500'ü aştı bu, bu konudaki konferansım değerli dostlar. Bir de 20 senedir bir kısım aile problemleri getiriyorlar. Hocam sizin tecrübeniz var, bize ne tavsiye edersiniz diye. Hepsinden topladığımda ne gördüm biliyor musunuz? Günümüz insanında nimet azgınlığı var. Günümüz insanında nimet azgınlığı var. Elimden gelmeyeceğini biliyorum ama elimden gelse çamaşır makinelerini çöpe atar kadınlar elinizde yıkayın bakayım derim. <laughs> Hazır ekmek yok. Ekmeği de siz yapacaksınız. Bulaşığı da elde yıkayacaksınız. Bu sadece kadınları meşgul etmek için ya, erkekleri de meşgul etmek için onlara televizyonu da yasaklayacağım sabahtan akşama çalışacakları iş bulacağım. Biraz da bağda, bahçede, tarlada, evin önünde 30 metre yer varsa burayı kazacaksın. Ya burada bir şey yetişmez. Yetişip yetişmemesine bakmayacağım. Kazacaksın burayı akşama kadar diyeceğim. Bakalım akşam birbirlerinin daha çok kıymetini bilecekler mi, bilmeyecekler mi? Bir nimet azgınlığı aldı yürüdü kardeşim. Gelen bir olayda ee, koca diyor ki ayda 25 bin lira sana nafaka vereyim Yok 50 bin liradan aşağı istemem Bir tane de araba isteyeceğim Bir de bana dükkan açacaksın Ondan sonra da ayrılacağız diyor Diyor ki kardeşim tamam ben bu fedakarlıklara katlanayım Yuva devam edecekse katlanayım Yok etmeyecek ama bunları bana vereceksin Özel konularla meşgul etmeyi istemiyorum Cümlemin altını çiziyorum Günümüz insanında kadın ve erkek ayırmıyorum Deniz'in konferansında bir özellik şu arkadaşlar. Bazı medya programlarında kadın bu yuva mevzu olduğunda, aile mevzu olduğunda erkekler yedi kat göğün üstüne çıkarılıyor, kadınlar yerin dibine indiriliyor. Bazı medya grubunda da kadınlar yedi kat göğün üzerine çıkarıp erkekler yedi kat yerin indiril dibine indiriliyor. Tersini mi söyledim, aynıyı mı söyledim? Aynı söylesem siz tersini kabul edin. <gülüyor> <gülüyor> efendim. Biri onu çıkarıyor, biri ikisi de yuvaya zarar veriyor. Yuvaya faydalı olmak istersek kadın ol, erkek ol. Kadın ol, erkek ol. Nimet azgınlığı yapma. Allah'ın nimetlerinin farkına var. Üç kuruşluk yiyeceğimizi, soğanımızı, ekmeğimizi huzurla yiyelim diye ikisinin de kulağına çivilercesine Söylemek mecburiyeti hissediyorum. Sen Bey bir şey söyleyecekti ben kestim. Estağfurullah hocam. Ağzınıza, gönlünüze <laughs> sağlık. Hocam, e, şimdi programımızın başında siz e, yaşadığınız, işte büyüdüğünüz dönemden örnekler verdiniz. Tabii biz yaş itibariyle o dönemleri görmedik. Ama siz ve buradaki büyüklerim e, o dönemi hakikaten e, yaşamış insanlar olarak o dönemdeki zorlukları anlattınız. Ama o dönemde her ne zorluk yaşansa, yaşanırsa yaşansın bir aile mutluluğu olduğunu söylediniz. Günümüzde de evet. Günümüzde de her türlü nimetimiz var. Birçok nimetin içerisindeyiz ama bir türlü aile huzurunu yakalayamıyoruz dediniz. buna sebep olarak birçok sebep sayıyorsunuz. Gerek farklı konferanslarınızda gerekse bu akşam ...sosyal medya, televizyonlar... ...işte evin beyefendisi eve girdiğinde... ...telefonu hemen eline alıp telefonla uğraşmaya başlıyor. Hanımefendi o akşam bir dizisi varsa... ...beyefendiyi görmeyip dizisine odaklanıyor. Böylece ailedeki kopuşlar başlıyor. Peki şunu sormak isterim. Akşam beyefendinin mesaisi bittiğinde ve eve gittiğinde... Hanımefendi de evin beyi evine geldiğinde veya hanımefendinin de mesaisi bittiğinde evine gittiğinde hanımefendi ve beyefendi hangi ruh halinde olmalı ki o mutluluğu, sevgiyi ve çocuklara yansıtacakları o sevgiyi, bereketi yakalasınlar? Hangi ruh halinde olmalıdırlar? Bendeniz buna kalıcı cevap vermek istiyorum. İşe yarayacak cevap vermek istiyorum. Değerli dostlar, bir bölgede salgın bir hastalık olsa, dünyanın en iyi doktorunu da çağırsak, doktorun söylediği sözler o salonda kalırsa, eve gitmezse, ilaca dönüşmezse o doktorun bize faydası olur mu? Mustafa Akgül Hoca'yı gönderdik. Dünyanın en iyi hatibini çağırdık. En uzman insanını çağırdık. Bize aile konusunu anlattı. Mutluluğu nasıl kazanılacağını anlattı. Onun anlattıkları burada kalırsa, eve gidip uygulanmazsa o hocanın bize bir faydası olur mu? Eğer mutabıksak çantalarınızın ağzını açık tutun, erkekleri de ceplerini açık tutsun, bazı cümleleri burada kalmasın diye cebinize, çantanıza doldurun, giderken götürün. İşte onlardan bir ikisini söyleyeceğim. Doktoru misal verdim. Doktorların yazdığı ilaçların az çok bir maliyeti var mı yok mu sevgili dostlar? Var. Her ilacın da çok, az çok bir yan etkisi var mı yok mu? Ya bugün Mustafa Akgül Hoca'nın size sunacağı reçetelerin maliyeti sıfır yan etkisi hiç yok kardeşim. Eyvallah. Kullanırsanız siz yararlanacaksınız kullanmazsanız reçeteye yazık olacak. Arz edeyim mi şimdi Sami Bey'in sorusunun cevabını? Sami Bey ayağa kalk. Buyurun efendim. Dışarıdan hangi eş gelmiş olursa olsun, ister kadın dışarıdan gelsin, ister erkek. Akşam geldi ya, biri evdeydi, biri dışarıdan geldi. Ellerinizi koyar. Ellerinizi a böyle kepçeleyeceksiniz. Gözlerinizi birbirinize dikeceksiniz. Bir dakika süreyle on gün devam et. On gün. On gün. Tamam. İlk bir, iki, üçüncü <laughs> gün güleceksiniz. <laughs> Altı, yedi, sekiz, dokuz, onuncu gün evin ikliminin iklimini değiştirdiniz. Değerli hanımefendiler, siz bir çamaşır kırıştığında, kirlendiğinde hemen çöpe mi atıyorsunuz? Yıkayıp, ütüleyip kullanıyor musunuz? Tabii ki yıkıyoruz hocam. Problemi olmayan ev yoktur, sıkıntısı olmayan yuva yoktur. Bazı kardeşlerimiz bu gerçeği bilmediği için sadece sıkıntı kendi evinde zanneder, artık çekilemez diye isyanlar oynar. Ya beterin beteri var, senin haberin yok başka yuvalardaki kaynayanlarda. Peki problem varsa ne yapacağız? Onu da ütüleyeceğiz. İşte ütüleme şekillerinden birisi. Gözünüzün gözünüze dikeceksiniz dedim. Bir dakika süreyle sakın saate bakmaya kalkmayın, Gözünüz çatmış olur. <gülüyor> 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 Birden 60'a kadar saydığınız <laughs> zaman dakikayı yakalamış olur. <laughs> Bendeniz bu reçetede niçin çok iddialıyım? Çünkü bu reçete Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kaynaklıdır. Efendimiz buyuruyor ki dünyanın birçok nimeti var en hayırlı nimeti de hayırlı eştir. Kadın için kocası, kocası için hanımı aranıp bulunmayacak bir eş. Ananın yeri var, babanın yeri var, evladın yeri var, komşunun yeri var, akrabanın. Eşin yeri hiç kimse tutmaz. Canım ananınkini de tutmaz. Ananın yeri ana, eşin yeri eş, evladın yeri evlad. Şimdi bunlar niye? Efendimiz ne dedi? Dünyanın birçok nimeti var en hayırlısı, hayırlı eş. Hayırlı eşin özelliği ne ya Resulallah? Evet. Dedi ki sen ona bakınca onu dinlendirirsin, o sana bakınca seni dinlendirir. Göz dikmeyi ben onun için söyledim. Bir de dokunma olunca itimat edin evdeki birçok pürüzleri 10. günde gittiğini göreceksiniz. Bunu da arada bir 6 ayda 8 ayda bir tekrarlayın. Söz buradayken eskimeyecek iki reçeteyi daha sunmak istiyorum. Hanımlar evde problemler, sıkıntılar yaşadığınızı biliyoruz. Bizim de hatun akşama kadar işi gücü bitmiyor. Yoruluyor. Tamam. Akşam yorgunluğunuz ne olursa olsun dışarıdan gelen kocanıza kocacığım hoş geldin. Allah razı olsun. Bak akşama kadar uğraştın. Bir de bu kadar poşetleri taşıymış gelmişsin. Allah seni bizim üzerimizden eksik etmesin. Bak bir şey söyleyeyim. İçinizden gelmese de bunu söyleyin. Efendimiz ne buyurdu biliyor musunuz? İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez. Peki işi burada mı bırakacağız? Hayır. Biraz evvel ne dedim? Hem kadınlara hem erkeklere beraber hitap edeceğiz. O erkek, o beyefendi de Biraz sonra sofraya oturunca ya yine bunu mu pişirdin? Sen de zaten başka bir yemek bilmiyorsun ki tuzu fazla olmuş, biber az olmuş dersen kadının yorgunluğunu ona katlamış olursun. Hanımım Allah senden razı olsun. Ne de güzel yemek yapmışsın. Bunca evin problemine rağmen senin yemeklerin lezzetini ben beş yıldızlı otellerde bile bulamıyorum. İçinizden gelmese de söyleyin. Yalan olmaz mı hocam? Vallahi olmaz. <laughs> Fe fetvayı aldık. He. Tamam. <laughs> Şimdi bak konferans da hale geldi. Çekilir hale geldi. Eşler için, e ailenin, yuvanın devamı için söylenen yalana izin var. Fetva var arkadaşlar. Bilerek söylüyorum. Efendim teşekkür. Bak birinci dedik ki tutma ve bakma. İki teşekkür. Bir fırsatını bulup teşekkür edelim halk içerisinde teşekküre en çok layık olan ana babalarımızdır. İkinci sırada eşlerimizdir. Nokta. Bugün ayın kaçı sevgili dostlar? Zaman zaman soracağım dediğim bu gibi sorular yani sizinle irtibatı sürdürmek için. Dokuz. O, dokuz Ocak'tan dokuz Şubat'a kadar sizden bir istirhamım var. Hanımsanız kocanıza sultanım diye hitap edeceksiniz. Umredes benden aldılar da söylediler. <laughs> Patenti bana Tehlifi ait. Telif hocama ait. erkekseniz hanımınıza sultanım diye hitap edin. Bir ay ya bir şey kaybetmezsiniz. Kocalarına sultanım diyecek. Erkeklerde hanımlarına sultanım diyecek. Bu sözüm niye size tesir edecek? Sami Bey'den rica etsem eşimin telefonunu burada bulsa eşim diye yaz bakalım abi devamı ne geliyor. Hatun da der hanım ha hanım derken benim benim padişahım demek. Hanım benim han. Han ne? Padişah değil mi efendim? Hanım demek benim hanım benim padişahım demek. Eşim diye yaz abi. Bismillahirrahmanirrahim. Tutma bakma. Sultanım deme teşekkür etme. Üç reçete. Bendeniz Almanya'da konferansı verince birisi bana dedi ki hocam bize bir seminer verdiler dedi. Burada duyduklarınızı üç gün içinde uygularsanız uygulatırsınız. Uygulamazsanız bir daha uygulayamazsınız dedi. Bu reçeteleri sadece eve götürmekle kalmayın. Üç gün içerisinde uygulamaya başlamanız lazım. Almanya'da beyefendi gelmiş bizim konferansı dedim. Ne yazıyor abi? Eşim Hanım Sultan. Buradan çıkar çıkmaz hanımlar kocalarının telefonunu eşim sultanım diye kaydedecek. Erkekler hanımlarının telefonunu eşim hanım sultan veya sultanım diye kaydedecek. Hiç olmazsa telefon çaldıkça sultanı göreceksiniz. Vallahi kullanırsanız işe yarayacak. Kullanmazsanız reçeteye yazık olacak. Efendim, Almanya'da gelmiş, bak etsin etmesin, doğru söyledi, bir, iki, geleceğim tekrar buraya. Konferansı dinlemiş ama hanımını getirmemiş Ahmet Bey. Eve dönünce başlamış sultanım sultanım demeye. Hanıma demiş ki herif hayır ola, başına saksı mı düştü demiş. <laughs> Önce söylemezdi nereden çıktı. Vallahi hocayı dinledim o söyledi deyince. Hoca dediyse orada bir duralım demiş. Ben de sana diyeceğim demiş. İki ay sonra telefon ettiler. Hocam Allah razı olsun bizim evde sultanım reçetesi tuttu dediler. Abi. <laughs> Bakın arkadaşlar, sevgili dostlar. Bizi buraya toplayan Allah rastgele getirmedi. İnşallah bizi de bir işe yaramamız için buraya getirdi. Günümüz insanının, bak erkeğinin kadınının demiyorum. Günümüz insanının eleştirerek, tenkit ederek, senden adisi yok, senden kötüsü yok diyerek bir yere getirilmesi mümkün değil. Ya iltifat ederek bir yere getirebilirsiniz. Onu yücelterek bir yere getirebilirsiniz. Bu da sultanım, en güzel yüceltme şeklidir. Ama ne olur? Sadece kadınlara da bu vazifeyi veriyor değilim, sadece erkeklere de, ikisine de bu görevi veriyor. Sultanım leçesi, ha devam et bir ayı ben durup dururken vermiyorum. Bir ay içerisinde çok şey değişecek. Alışkanlık haline de gelecek. Zaman zaman da bu sultanın kelimesi çıkacak. En kötü ihtimali söyleyelim. Bir ay sonra bir fayda görmek. Ne kaybederiz? Karınız şey, sizin zararınıza ortağım kardeş. <laughs> ben Kayseriliyim. Pazarlığı yapmayı severim. Karınız sizin zararınıza ortağım. Sen ben sor ne? Estağfurullah hocam. Hocam hakikaten bu tavsiyeleriniz, tecrübeleriniz. Ben zaman zaman sizden biraz daha şanslıyım. Bir problem olduğunda hemen hocama danışırım. Hocam kriz başladı medet derim. Allah razı olsun hocam da e, tavsiyelerini, tecrübelerini eksik etmez. E, bu anlattıkları eşim hanımefendiyle bizde tuttu. Ben üç... <laughs> Allah razı olsun. Ee, ben e, üç yıllık evli bir kardeşinizim. Ellerinizden öper bir buçuk yaşında da bir Ömer Asaf'ımız var. Hakikaten hocamın bu manada tavsiyeleri bize yol gösterdi. Ve biz e, küçük olduğumuzdan e, kaynaklı birçok problemimiz illaki oluyor. Hocam da az evvel bahsetti. E, illaki problemler olacak. Ee, hocamın yine e, kullanmış olduğu bir söz vardır. Ee, i̇şte sen Hazreti Ali değilsin ki Hazreti Fatma'yı bulasın. Hiç kimse hatasız değil, hiç kimse kusursuz değil. Dolayısıyla Fatma değilsin ki Hazreti bulasın. eyvallah. Dolayısıyla problemler olacak, hatalar olacak. Ben hocamı şunu sormak istiyorum. Hocam az önce çok güzel reçetelerden bahsettiniz. İşte bir dakika göz göze bakışmayı, el ele tutuşmayı, işte telefon rehberlerine dahi benim de acizane sizden aldığım tavsiyeyle cennetim gül sultanım olarak kayıtlı hocam. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ee, krizler yaşandığında, ola ki, ola ki bu yaptıklarımıza rağmen krizler yaşandı. Evde bir problem yaşandı. yaşanabilir. O anda ne yapmak lazım hocam? Ne tavsiye edersiniz? Eşinizle kadın olun erkek olun ne olur bizim üst başlığımız bu kadın ol erkek ol ikisine beraber söylüyoruz eşinizle bir sinirlilik anlaşması yapacaksınız ne demek hocam sinirlilik anlaşması kocacığım beni sinirli gördüğün zaman üzerime gelme o işi kapatalım 24 saat sonra konuşuruz konuşalım o da diyecek ki hanımım sen de beni sinirli gördüğünde Üzerime gelme, o işi kapatalım, 24 saat sonra konuşalım. Bu reçete de Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kaynaklı. Özür diliyorum arada ayağa kalkma ihtiyacı hocam. hissediyorum Sami'ciğim. Sahabe-i Kiram'dan birisi geldi Efendimiz'e. Dedi ki, ya Resulallah bana bir tavsiyede bulunmanızı istiyorum. La ta'dab, kızma, sinirlenme dedi. Tamam ya Resulallah, anladım. Başka bir tavsiyede bulunmanızı istirham ediyorum. La tağdab. Kızma. Ya Resulallah ben onu anladım. Bu nasihatı aldım. Bana bir başka nasihat. La tağdab. Bugünkü dersin bu kadar. Kızma, sinirlenme. Niye? Kadın olsun, erkek olsun. Sinirlenme başlayınca mantık, akıl buharlaşır. Nefis ve şeytan bayrağını çeker. Nasılsın dese Ha benim hastalığıma işaret ediyor. Neyim var da nasıl olacakmışım? Demeye kalkar. Annen nasıl dese ha annemi karıştırıyorsun yine diye bir bahane bulmaya kalkar. Ama o sinir giderse akılla mantıkla müzakere başlar. O müzakereyi de bir neticeye varılır. Efendim açık mı çandallarınız cepleriniz? Öfke gelir, göz kararır, öfke gider, yüz kızarır. Öfkelendiğiniz zaman kocanızla konuşmayın. Öfkelendiğiniz zaman hanımızla konuşmayın. Çünkü ağzınızdan belki yüzünüzü kızartacak sözler çıkar. Öfke geçer ama o sözleri geri alamazsınız. Bendeniz çeşitli televizyon, radyo programlarında bulunmuşumdur. Program bittikten sonra çok pişmanlık yaşamışımdır. Şunu da söyleseydim diye. Bu büyük pişmanlık değil. Çünkü ileride söylersin. Büyük pişmanlık hangisi? Şunu söylemeseydim diye pişman olursak işte o büyük pişmanlık. Sinirliyken konuşmaya devam ederseniz ağzınızdan istemeyen kelimeler çıkar. Kalp kırılır, kırılan kalbi tekrar yapmak kolay değildir. Hazreti Yunus Emre diyor ki, sakın ha yarın kalbi sırça dursun mayasun. Sırça sındıktan geri bütün olası değil. Ben onu bugün biraz değiştirerek söyleyeceğim. Sakın ha yarıyın kalbi, erkek sen hanımın hanımın kalbi vazodur, kırmayasın. Vazo kırıldıktan sonra bütün olması, tekrar eski haline gelmesi kolay değildir. Burada da sinirlilik çok büyük rol oynar. Efendim bu söylediğimi birisi yapmış. Nasıl yapmış biliyor musunuz? Teşekkür ediyorum kısa kestiğiniz için. Çalabilir ama kısa keselim veya sessize alalım. Demiş ki hatun, akşam eve gelirken moralim düzgün olursa şapkamın tereye önde olacak demiş. Moralim bozuk olursa şapkamın tereye arkada olacak ona göre davran demiş. Hanımlar da altta kalır mı? O da demiş ki ben de sinirli olursam başımı şöyle bağlayacağım. Moralim düzgün olursa böyle bağlayacağım. Sen de ona göre davran. 7-8 ay bu anlaşma çok güzel gitmiş. Biz boşuna mı diyoruz sinirlilik anlaşması yapın diye. Bir gün akşam zil çalsa kapı açılsa ki kocanın terey, şapkanın terey arkada. O da bakmış ki hanım sinirlilik başı bağlamış. Geriye dönmüş, üç adım atmış, şapkanın tereğini önüne almış tekrar diye. Erkeklere diyorum ki gerekirse şapkanın tereğini değiştireceksiniz, evin huzurunu bozmayacaksınız. Sinirlilik geçici şeydir, şeytanidir, rahmani değildir. O sinirlendiği anda insan kendini de hakim olamaz. Biraz önce evvel söyledim, akıl mantık da buharlaşır gider. Hatun beni sinirli gördüğünde konuyu kapat. Hay hay kocacığım, sen de beni sinirli gördüğünde mevzuyu kapatalım. Bir gün, iki gün sonra yine görüşürüz. Müzakere çok önemli. Hani müzakere edilmeyen konular için ne derler benim hoşuma gider. Halının altına süpürme. Halının altı bir gün şişer artık yeni süpürülecekleri almaz olur. Ancak müzakere ederken sevgili dostlar keşke burada bir A4 kağıdımız olsaydı. Zıtlaşarak müzakere size netice kazandırır. Bir zahmet oraya bir altı yazar mısınız Sami Bey? Büyükçe olsun, büyükçe olsun. Tamam, o şöyle çevirelim bu altıyı. Şöyle. Şimdi Sami Bey'le biz bu konuyu müzakere ediyoruz. Sami Bey o kaç? Ben baktığımda altı hocam. Ben de bakıyorum, dokuz görüyorum. Yemin etsem başım ağrımaz, Sami Bey de yemin etse başı ağrımaz. Bak böyle zıtlaşarak müzakere ederseniz hanımınızla, kocanızla bir yere varamazsınız. Gel ya bir de beraber bakalım. Bayım. Ha vallahi altıymış ya. Bir şey anlatabildin mi? Bak gülmek hakkınız ama mesajı kaçırmamak şartıyla. Ailede problem olur. Müzakere onun ilacıdır. Ama zıtlaşarak müzakere habire, gerilimi artırır. Ya acaba hanım mı doğru söylüyor? Bir de ben onun gibi düşüneyim. Bunu sadece erkeklere yüklemiyorum. Hanımlarda diyecek ki kocam mı doğru söylüyor acaba? Bir adım da ben gelin bir de onun gibi düşünmeye çalışayım. Onu haklı bir koyayım. İtimat buyurun işte takriben 55 yıldır mesleğin içindeyim. Bir kısım ittifatlı sözler dinledim ama birisi bana çok tesettir. Hocam sen dinlemeyi iyi biliyorsun dedi karşındakinin yerine kendini koyup dinlemeyi iyi biliyorsun. Hiç unutmam Samalcılar cezaevinde derse gidiyorum. O zaman ce cezaevi vaiziyim. Orada bir Alman var. Dediler ki hocam bu Alman Müslüman olmak istiyor. Hey, hay hay dedik ya bizim arayıp bulamadığımız bir iş. O Türkçe bilmiyor. Ben Almanca bilmiyorum. Vakit geniş olduğu için ya bir kelime şehadet getir. Bir kelime tevhid getir. İşte Müslüman oldun demekle yetinmeyeyim dedim. Buna İmanın şartlarını anlattım. İslam'ın şartlarını anlattım. İşte namaz, oruç, hac, zekat bunları yaparsan sevap kazanırsın. İçki, kumar, zina, faiz, adam öldürmek, yalan söylemek, iftira etmek, haram bunları da yaparsan büyük günah kanır, kazanırsın. Ee, terk edersen Allah senden razı olur. Sonra peygamberlere iman konusu geldi. Dedim ki Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar ne kadar peygamber geldiyse hepsinin peygamberliğine inanman lazım dedim. Tercüme ettiler. Alman demiş ki vallahi Hazreti ile Hazreti Muhammed'i kabul ederim diğerlerini kabul etmem. <laughs> Lan Allah Allah ben ne yapayım? Halbuki birini inkar etse Müslüman olamaz. İtimat edin kendimi onun yerine koydum. Niçin anlatıyorum? Kendimi karşıdakinin yerine koymaya örnek olsun. Dedim ki ya bu Alman Niye iki peygamberin dışındakileri kabul etmiyor? Ya herhalde dedim. Bir Hazreti Muhammed'i kabul ettik. Namaz çıktı, oruç çıktı, hac çıktı, zekat çıktı, işi yasağı çıktı. Ulan her peygamberden bu kadar vazife gelirse ben bunu nasıl yapacağım? Diğerlerini kabul etmiyorum demek istiyor dedim. Dedim ki tercümana tercüme et. Bütün peygamberleri de kabul etsen vazifeler bu kadar. Sadece Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı da kabul etsen vazifeler ve yasaklar bu kadar. Tercüme etti şimdi inandım dedi. <laughs> Size arz etmek istediğim ne? Bir ara kendinizi karşıdaki mi haklı acaba ya? Niçin böyle söylüyor? Aslında söylenmemesi gerekir ama anım böyle söylediğine göre acaba ne düşünüyor? Hocam böyle söylediğine göre acaba ne düşünüyor diye karşıdakinin yerine koyarak müzakere. El ele tutuşup göz göze bakma, teşekkür, sultanım, müzakere. Başka ne reçete istiyorsunuz kardeşim? Hocam bir de 4S formülü var. 4S? Ama ondan önce şuna vurgu yapmak isterim. Az önce çok güzel bir konudan bahsettiniz. Bizim... <laughs> Eyvallah. Bizim aile içerisinde birbirimizi dinleme problemimiz var. Bundan bahsettiniz. Ee, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... Ee, ...Ayşe validemize... ...sen bana kızdığında senin kızdığını... Bana kızmadığında da kızmadığını anlıyorum. Nasıl anlıyorsun ya Resulallah? Sen bana kızdığında İbrahim dedemizi anıyorsun. İbrahim'in Rabbine e, hamdolsun. Bana kızmadığında Muhammed'in Rabbine hamdolsun diyorsun. Şimdi buradan şunu anlıyoruz değil mi hocam? Peygamber Efendimiz Hayşe validemizi dinlemiş. Dinledikten sonra onu anlamış, onu özümsemiş ve Ayşe validemizin söylediği kelimelerin, onun bakışının ne ifade ettiğini Peygamber Efendimiz anlamış. Biz de ev içerisinde Peygamber Efendimiz gibi eşimizin bakışından, onun gülüşünden, onun söylediği sözden ne anlatmak istediğini anlamamız lazım ama bunun için de ilk önce kulaklarımızla, dilimizle dinlememiz lazım ve batın dilimizle kulaklarımızla da dinlememiz lazım. Ama bunu nasıl başaracağız diye mikrofonu size uzatayım. Çoğumuz kendimizin çok zeki olduğuna inanırız ve deriz ki ya ben bir adamı bir göreyim 10 dakika konuşayım ne olduğunu anlarım. Ben bir adamla üç gün beraber olayım, onun bütün haritasını çıkarırım, huylarını tespit ederim. Hakikaten falan adamı ben zaten ilk gördüğümde gözüm kesmemişti, bak sonu böyle çıktı diye bir kısım tespitlerimizin doğru olduğunu ileri süreriz. Ya hanımınla 10 senedir berabersin, hala anlamadın mı kardeşim? Kocanla 15 senedir berabersin, hala adamı keşfedemedin mi? Neden hoşlandığının, hangi sözle daha munis davrandığını hala anlayamadın mı? Anladı, anlamadın ise... Yanlış söylüyorsun, anladın da uygulamıyorsun, sen nefsine göre hareket ediyorsun. Bakın bir cümlemi daha cebinize koyun. Yerdeki yüze kimse basmaz. Bugünkü huzursuzlukların yüzde 45 sebebi enaniyet, ego, benlik davası. Ben ayağa kalkarak söyleyeyim mi? Efendimiz Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma validemizin nikahını kıyarken dedi ki Ya Fatıma sen Ali'nin kölesi olacaksın. Sözü burada bıraksam kadınlar bana kızacak. Döndü Hazreti Ali'ye dedi ki ya Ali sen Fatıma'nın kölesi olacaksın. Vallahi eşler birbirine böyle baksa ev huzurluktan dolar taşar. Ama sen misin onu söyleyen? Baksana nasıl, sen nasıl pişman edeceğim. Yaptığına pişman edeceğim. Söylediğine pişman edeceğim. İntikam duygusu, rekabet duygusu, rövanş alma duygusu, karşıdakini tabir caizse rezil etme duygusu bugünkü yuvaları yıkıyor arkadaşlar. Didişmeye didişme. Ya didişme bir insana yakışacak bir şey değil. Gençleri görüyor musunuz dışarıda gezerken? Ben görüşmelerinin hangi safhada olduğunu konuşmaların cümlelerinden anlıyorum. İlk tanışma zamanlarında aşkım, hayatım, sultan. Aradan biraz zaman geçince saçmalama. <laughs> Lan ne dese saçmalama diyor ya. Biraz daha devam edince ben onu kabul etmem. Boşuna üzerime gelme. Biraz daha zaman geçince bu iş burada biter. Sanki başladı da bitmesi kaldı. Bugünkü insanların, hepimizin en büyük problemi, bir numaralı problemi ev sahibi olmak değil. Allah mülkiyetini vermezse kiradakini verir, peşin vermezse taksitini verir, anadan babadan kalır bir ev buluruz. Araba almak hiç değil, peşinli taksitli bilmem ne alınır iştirak ediyorsanız bana söyleyin, hatır için söylemeyin. Bugünkü insanın bir numaralı meselesi mutlu bir yuvayı kurup onu ömür boyu sürdürmek mi değil mi arkadaşlar? Mutlu bir yuvayı önce kurup sonra ömür boyu sürdürebilmek. Bunun da çarelerinden birisi, tek çaresi demiyorum, nefsin üzerine basabilmek. Açın çantalarınızı, ceplerinizi. Nefsin zoruna giden, Allah'ın hoşuna gider. Nefsin zoruna giden Allah'ın hoşuna gider. Rövanş almayı bırakın, didişmeyi bırakın. Didişmeyle kimse bir şey kazanamaz ama şimdi didişme salgın hastalık oldu ya. Başkalarının yanında da didişiyorlar, evde de didişiyorlar. Halbuki dünyanın en güzel cümlesini size arz edeyim. Hay hay efendim, olur efendim. Peki efendim. Kim kime söyleyecek bunu? Siz söyleyin. Eşler Bravo. birbirine söyleyecek. Eşler birbirine. Ne sadece hanımlar kocalarına, ne sadece erkekler hanımlarına, ikisi de birbirine. Hay hay efendim. Peki efendim. Olur efendim. Sen Sizin yine şimdi. bir bakış açınız var hocam. Hı. Dersiniz ki siz evde ne hanımın sözü geçer, ne beyin sözü geçer. Evde sadece Allah'ın ve Peygamber Efendimiz'in sözü geçer. Bitti o olduktan sonra zaten Eyvallah. başka şeye bile ihtiyaç kalmaz. Bugünkü evlerdeki huzursuzluğun bir başka orandaki sebebi gıybet. Kazançtaki haramlar. Nazarlardaki haramlar. İnternet, televizyondaki diziler, cep telefonundaki mesajlar. Doğru mu yanlış mı? Yuvalar yıkıyor arkadaşlar. Yuvalar yıkıyor. Şeytan giriyor koltuğuna yaz mesajı canım zaten eşin nereden görecek diyor. Allah onu gösterir. Allah onu yakalattırır. Sonra yakalanınca özür dilerim yanlış oldu bir daha. Peki olabilir arkadaş. Özür yazdım oraya söyleyeceğim. E, hata olduysa ne yapacağız diye Sami Bey sormuştu. Ancak diyorum ki arkadaş sen bunda samimiysen bir telefonuna şifre koyma. İki hocam mecbur koyacağım belki telefon çalınır malınır açılmasın. O şifreyi hanımına söyle. Telefonda masanın üstünde dursun. Dürüst olduğunu böyle anlayabiliriz. Başka bana anlatamazsın arkadaş. Hocam ben internetle, internetle televizyonda çok meşgul olmuyorum. Yemin ederim size iki hafta bana gelen bir önce gelen bir problem. Kızımız diyor ki, hocam 15 saat internetin başından kalkmıyor diyor. Yani 15 saat geriye de, de herhalde uyuyor, başka bir şey yok. E böyle evlilik olmaz arkadaş. Böyle evlilik olmaz. Efendim, siz söylediğinizden ben bir şey aklıma geldiydi, unuttum. Özür meselesi önemli. Kadın ol, erkek ol özür dilemeyi kendine yedirememizlik etme. Bu işin bu kadarı kolay anlaşılır. Hata edersen özür dile. Ama iki de bir özür dileyerek özürü yalama etme. Son cümle anlaşıldı mı? Ya bizim hatun zaten anlayışlı. Bir daha özür dilerim, bir daha özür dilerim. Üçüncü de, de özür yalama olur. Kocam anlayışlı. Bir daha özür dilerim, bir daha özür dilerim. Çok mahalledeki hatunlarla çok konuştuk. Adamada yemek hazırlamadık ama bir özür dileriz geçer. de bir özür dilersen özür yalama olur. Efendim aşkım, sultanım, hayatım sözleriyle ilgili bir de kötü misal vereyim. Adamın birisi hanımına hep böyle aşkım, hayatım filan dermiş. Aradan 30 sene gelmiş demiş hatun seninle bir hacca gidelim. Olur demiş Allah razı olsun çok memnun olurum. Hacca gitmiş gelmişler bu aşkım sultanım sözü bitmiş. Hanımı demiş ki ya eskiden sen bana böyle hitap ederdin. Ne oldu hacca gidi? E demiş ki hacdan döndüm artık yalan söyleyemem. <gülüyor> 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 Yalandan olursa bir gün dökülür. İçten gelecek. Kalpten gelecek. Samimiyetle söylenen söz de samimiyeti söylenen söz belli olur. Sen Bey var mı sorun? Hocam 4S'yi 4S alacağız. Evet. Ama onun öncesinde kısaca Buyur. ben dinleyicilerimizin, kıymetli misafirlerimizin e, biraz e, bu helal lokma meselesini e, dikkatlerine çekmek istiyorum. Şimdi şu sizin hocam. Evlerde birçok huzursuzluk oluyor ve bunların sebeplerini saydık. Telefon dedik, televizyon dedik, sosyal medya dedik, internet dedik ama... Bunun ee, daha üst perdesinde eve sokulan lokma var değil mi hocam? Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Sonra 4S'yi alalım. Sonra misafirlerimizden sorularını alalım. Efela, spot cümlemi söylüyorum. Çantalarınıza koyun. Evdeki her haram bir bombadır. Bombalar konulduğu anda hemen patlamaz. Vakti gelince patlar, infilak eder, huzuru alır götürür. İçki, kumar, gayri meşru hayat, birer bomba olduğu gibi, kibir, gurur, yalan, cömert, israf, cömertlik değil, israf, cimrilik, bunlar da evin huzurunu yok eden haramlardır. Haramla yalana ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini kısa bir hikayeyle size anlatmaya çalışacağım. Merter semtini bilirsiniz size yakın. Bir Ramazan akşamı orada bir iftar sofrasındayız. Gaziantep'te 42 sene imamlık yapmış, emekli olmuş bir hocamız var. Dedi ki ya bir insan bir vazifeden emekli olunca unutamadığın bir hatıran var mı diye sorarlar. Siz sormuyorsunuz ki ben anlatayım dedi. Ha demek ki hocamız önemli bir şey anlatacak. Hocam buyur özür dileriz. Sorduğumuzu kabul etti. Dedi. dedi ki birçok cemaatin içerisinde olduğu gibi benim de cemaatimin içerisinde bir meczup vardı dedi. Meczubu biliyor muyuz efendim? Kiminin deli dediği, kiminin veli dediği saf insanlara meczup deniliyor. Kimin Allah katındaki derecesinin ne olduğunu Allah'tan başka kimse bilmez. Etrafımızda böyle insanlar varsa sakın onlarla dalga geçmeye kalkmayalım nokta. Diyor ki bir gün Cuma'ydı, Cuma'nın ilk sünnetini kıldım. Biraz sonra çıkıp minberde hutbe okuyacağım. Arkama döndüm ki diyor Salih'miş şeyin adı da meczubun. Salih safları yararak bana doğru kılıç gibi geliyor. Korkmaya başladım diyor. Meczubun ne yapacağı belli olmaz. Tokat bile vurabilir. Geldi 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 diyor yanıma. Hoca bugün hutbeyi ben okuyacağım dedi. Salih'in hutbe okuyacak hali yok. Elif'i görse bilmez. Oğlum bu, sen yapamazsın bu iş zordu. desem çağırıp bağıracak cemaatin huzurunu bozacak. Cenab-ı Allah aklıma getirdi diyor. Salih evladım bu hafta ben hazırlandım ben okuyayım. Haftaya da sen oku dedim diyor. Olur hoca dedi diyor. O kafasına yattı diyor. Tamam hoca dedi. Çekildi gitti. <laughs> Öbür haftalarda gelmeyince biz de sevindik Salih'ten kurtulduk diye. Aradan iki üç ay geçti bir cenaze oldu kabristandayız. Cenaze kabre kondu millet toprak atıyor Salih yanıma geldi diyor. Hoca geçen hutbeyi unu okutmadı unuttu sanma dedi diyor. İyi canım kahretsin dedim diyor. Ama bu sefer kurtulamazsın benden dedi diyor. Şu toprak atanları durdur ben bir telkin vereceğim. Sonra onlar toprak atsın sen de telkinini ver dedi diyor. Ben düşündüm ki bu cumanın hutbesine benzemez. Son telkini de bana bırakıyor. Varsın versin dedim diyor. Olur Salih deyince diyor benden güç aldı. Toprak atanlara dedi ki durun. Toprak atmayın ben bir telkin vereceğim. Sonra siz toprak atarsınız. Sonra da hoca telkinini versin. Cemaat da Salih'i tanıdığı için gönlü kırılmasın diye durdular. Ama merak ediyorlar Salih nasıl telkin verecek. Salih mezara eğildi diyor. Haram yemedin de yalan söylemedinse fazla telaşa lüzum yok dedi bir cümle daha ilave etti diyor. Çantalara koyun bu, bu, bu telkini. <laughs> Burada aldınsa orada verirsin. Burada verdinse orada alırsın. Atın toprağını dedi. Hoca Efendi diyor ki ya donduk kaldık. Salih bize telkin verdi diyor. Yalan söylemedin de haram yemedinse fazla telaşa lüzum yok. Burada verdinse orada alırsın. Burada aldınsa orada verirsin. Eve yalan ve haramı sokma. Mutluluğun dolar taşar. Ben sokayım Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum işaret için. Ee, ben müşteriyi kandırarak eve ekmek, fasulye, sebze, meyve götürüyorum. Nereden bilecekler? Onu bilen bilir, kayda geçer. Efendim, haram sadece ticaretle uğraşanların kazancında mı olur arkadaşlar? Memurun işçinin kazancında da haram olur mu, olmaz mı? İmamın, vaizin, müftünün kazancında da haram olabilir mi, olamaz mı? Kendisine verilen vazifeyi ne kadar ihmal ediyorsa aldığı maaşın o kadarı haram olur. Beş vakit kıldıracaksın diyor kardeşim değil mi? Sen de imza atmışsın. Dört kıldırırsan bir vakte isabet eden para haram. Vaize devlet demiş ki haftada beş vaaz edeceksin. Dört vaaz edersen bir vaaza isabet eden ücretin haram. İşçi, Hasta o değil gitmiş rapor almış yattığı yerden maaş alıyor. Mesaiye gündüz işini aksatıyor ki akşam bitmesin de beni mesaiye bıraksınlar biraz daha fazla alayım diye hile yapıyor. Bunlar da haram değil mi arkadaşlar? <laughs> Bravo. Allah razı olsun. İkindiye namaza kızacağım diye gidiyor yarım saat gidiyor. İkindi abdestiyle beraber yedi buçuk sekiz buçuk dakika sürecek. Öğlen 10 dakikayı geçmeyecek. İkindi de Patron diyorsa ki kardeşim bu kadar bile izin benim işim müsaade değil. Sadece farzından kılıp geleceksin. Gayri sünneti bile terk edebilirsin. Ana noktaya tekrar dönüyoruz. Eve haram yalan girerse orada huzuru bulmak mümkün değil. Onlar bir gün infilak eder, batar. Şey patlar ve yuvanın huzurunu bozar. 4S'ye geldik mi? Geldik hocam. Buyursunlar. Peki onu arz edeyim efendim. Sonra soru cevap şeklini geçelim varsa bir şeyler alalım. Ama şu kadar bir parantez açayım isterseniz bunu reklam kabul edebilirsiniz. Bu konferansım normal vakitlerde 1 saat 45 dakika veya 2 saat sürer. Burada da görüntüler, konuştuğumuz her şeyle ilgili görüntüler de düşmek üzere. Ama sizi bu kadar uzun süre tutmaya hakkımız yok. Görüntü de olmayınca. Sadece söz. Efendim? <laughs> mi söylüyorum. Allah razı olsun. Ee, yine bak gelirken kitap getirmedim. Çok merak ediyorsanız Mutlu Yuva kitabımı alırsınız eve götürmüş olursunuz. Ama burada yok. Şimdi gelelim dörtse. Hani bir e, binanın dört tane sütunu lazım ya yani. O sütunlar yerinde iyi durursa aradaki duvar taşıyıcı değil. Biraz değişse, biraz harcı az olsa da bina yıkılmaz Allah'ın izniyle. Badana da bir kirlenme olursa bir şey çalarsın geçer gider. <laughs> dört sütun, dört sene. Sevgi, saygı, sabır, sadakat. Sevgi, saygı, sabır, Sadakat. Bunları arz ediyorum. Dördüncüde sütün olduğuna inandınız değil mi? Allah razı olsun. Bunları kısa kısa izah edeceğim. Sadakattan başlayayım. Sadakat konusunu değerli dostlar Cenab-ı Allah bir hadisi kutsiyle kökten halletmiş. Keşke bütün 7 milyar dünya insanına bunu anlatabilsek. Bırakın 7 milyarı da 85 milyona anlatabilsek. 85 milyona da gücümüz yetmezse 16 milyon İstanbul'a anlatsak, hiç olmazsa Esenler'e anlatsak. Neymiş hocam? O hadis kutsi neymiş göktenen Cenab-ı Allah buyuruyor ki, iki kişi ortaklık kursa, ortaklar birbirine ihanet etmedikleri sürece, sadakat gösterdikleri sürece, üçüncü ortakları ben olurum ve onlar muvaffak olur. İki kişi ortaklık kurup ortaklardan biri diğerine gizli açık ihanet etmeye başlarsa ben ortaklıktan çekilirim başarılı olmaları mümkün değil diyor. Peki bu hadisi kutsi sadece üç kuruşluk dünya şirketleri için mi geçerli arkadaşlar? Evlilik en büyük ortaklık değil midir? Öyleyse Cenab-ı Allah ne diyor en büyük şirket için? Hanım kocasına, koca hanımına sadık kaldığı sürece ben üçüncü ortakları olurum, yuvalarında mutlu olur, yaşarlar. Biri birine ihaneti düşündükleri anda ben ortaklıktan çekilirim. O evde mutluluğun olmasına imkan ihtimal yok. Ya kimse bilmez, kimse duymaz. Sen onu benim külahıma anlat kardeş. Allah hata yapana mutlaka iz bıraktırır. Nokta. Bu söz hoca sözüdür, baba sözüdür. Efendim, sadakat, saygı dedik bir cümleyle özetlemek istiyorum. Kadın ol, erkek ol. Eşinden ne kadar saygı görmek istiyorsan sen de ona o kadar saygı göster ki mutlu olasın. İtiraz edecek kimse var mı buna? Kadın ol, erkek ol ama ikisine beraber söylüyoruz. Eşinden ne kadar saygı görmek istiyorsan sen de ona o kadar saygı göster ki mutlu olasın. Sultanım diye her ikisine bir tavsiye etmedik mi? Ellerinizi kelepçe elindirken her ikisine bir demedik mi? Teşekkür derken her ikisine bir söylemedik mi arkadaşlar? Sabır. O ne? Arkadaş hayatta problemler olabilir. Maddi problem olabilir, hastalık olabilir, çocukların problemi olabilir. Bu da geçer yahu. Koyun cümleyi çantaya. Bu da geçer yahu. Hiçbir şey daimi olmaz. Nimet de devamlı olmaz. Külfet de devamlı bu dünyanın sefasını baştan başa sürdüm diyen yalan söyler. Pişmemiş çiğ yumurtayı soydum diyen yalan söyler. Onun için bir problemle karşılaştığında bu da geçer yahu. Hanımların en büyük problemleri kaynana ile ilgili galiba. Değil mi? Aferin alkışlıyorum sizi. Belki erkeklerin de ilginç şeyi ile problem olabilir. Ya sabret bu da geçer yahu. O ihtiyarı üzerinde gölge gibi görme. Duasını al, mutlu ol gider, gitsin. Temel kaynanasıyla problem yaşamış. Temel'in bir gün anası ölmüş. Cenaze namazına millet geliyor. Temel geride duruyor. Demişler ki niye geride duruyorsun? Ben cenaze namazı kılmayı bilmem demiş. Ha bilmezmiş demişler. Üzerine varmamışlar. Aradan altı ay geçmiş, kayınvalidesi ölmüş. Temel ilk safa gelmiş, cenaze namazı kılacak. Demişler ki, hani cenaze namazı kılmayı bilmezdin, ilk safa niye geldin? Ebu demiş, cenaze namazı değil ki, bayram namazı demiş. <gülüyor> <gülüyor> bu da geçer yahu, sabrı böyle özetledik. Özetlerim, saygıyı eşine saygı göster ki sen de yolasın. Geriye ne kaldı? Sevgi, saygı, sabır, sadakat. Sevgi kaldı. Sadakat anlattık. Sevgi konusunda üç nakilde bulunacağım. Üçü de Mecnun'dan, üçü de önemli. Çantalar dolsa bile koyacaksınız. Mecnun bir gün bir köpeğe dalmış, habire seyrediyor. Demişler ki Mecnun, bu köpekte ne gördün de bu kadar seyrediyorsun? Ne farkı var diğer köpeklerden? Hiçbir farkı yok. Sadece Leyla'nın köyünden geldi onun için seyrediyor. Leyla'nın köyünden gelen köpek bile sizin için değerli olacak ki sevgi notunuz yüksek olabilsin. Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice Validemizin köyünden gelene gösterdiği saygı gibi saygı. değil mi hocam? Ta Hazreti Ayşe ile evli bir ihtiyar gelince ona çok iltifat ediyor. Diyor ki ya Resulallah nedir bu? Hatice'nin arkadaşıydı. Peki şimdi... Vefa söz... diyoruz değil mi hocam? Vefa. Bana? Şimdi soracağım hanımlara, kızlarım, çoğu benim kızım, torunum yaşındasınız. Kocanız bir haftalığına bir yere gittiğinde gömleğini masanın üstüne serip de yarım saat seyrettiğiniz oldu mu? Aklınıza bile gelmedi. <laughs> Erkeklere soracağım. Hanımınız bir yere bir üç günlüğüne, beş günlüğüne gittiğinde eşarbını sarıp da masanın üstünde yarım saat seyrettiğiniz oldu mu? Öyleyse sevgi notu zayıftır. Ama ben hanımının eşarbı üzerine gece gündüz gözyaşı döken bir hacıya şahit oldum. Ne zaman? Evet. Nasrettin Hoca komşularını toplamış. Demiş ki komşular bir gün beni musallada göreceksiniz. Hoca da size soracak nasıl bilirsiniz diye. Ne diyeceksiniz demiş. Hocam iyi biliriz diyeceğiz. Başka bir şey mi söyleyeceğiz? Ebe kardeşim demiş ya iyi biliriz demek için ölmemi niye bekliyorsunuz? Bir de hayattayken söyleyin de kulağım duysun demiş ya. Asıl hayattayken eşarbını veya gömleğini seyredersen. Eşiğin köyünden gelen bir hayvan bile senin için değerliyse mutluluk artacak, sevgi notu iyi. Nakil iki, Mecnun işitmiş ki Leyla çorba dağıtıyor, çanaktan bir kav almış sıraya girmiş. Herkesin kabına bir kepçe çorba koyan Leyla, sıra Mecnun'a gelince kepçeyi vurmuş, elindeki kabı kırmış. Mecnun memnuniyetten bayılmış. Ayrılınca demişler ki Mecnun biz seni anlamakta güçlük çekiyoruz. Herkese çorba verdi, senin elindeki kabı kırdı. Nesinden memnun oldun? olsun? Beni başkasıyla karıştırmadı ya demiş. <laughs> Beni başkasıyla karıştırmadı ya. Bana da bir kepçe çorba koysaydı demek benim farkıma varmadı diyecektim. Evde bir şey döküldü, kırıldı. Leyla'dan geldi dersen mutluluk devam eder. Gözün kör müydü dersen huzur bozulur. Mecnun başına söylemiş nakil 3. Derviş namaz kılıyordu, Mecnun önünden geçti. Dervişin canı sıkıldı. Bu adam niye benim önümden geçti? Kim olduğunu da bilmiyor. Namazı çabuklaştırdı. Selam verdi, koştu, Mecnun'un yakasına yapıştı. Ben Mevla'ya aşık bir dervişim. Rabbimin huzurundaydım. Namaz kılıyordum. Sen nasıl benim önümden geçersin?" dedi. Mecnun dedi ki: "Ne dedin? Bir daha söyle." dedi. "Ben Mevla'ya aşık bir dervişim. Rabbimin huzurundaydım. Namaz kılıyordum. Sen nasıl benim önümden geçersin?" Mecnun dedi ki: "Vallahi ben seni bilmem." Ama ben Leyla'ya aşığım. Etrafta Leyla'dan başka kimseyi görmüyorum. Sen Mevla'ya aşıksan benim geçtiğimi nasıl gördün? Eşin... eşim ufkunu kapatacak. Ondan başkasını görmeyeceksin ki mutlu olasın. Ben canı gönülden bir dua edeyim. Siz de canı gönülden amin deyin. Cenab-ı Allah hepimizi ve yavrularımızı, bu bitiş duası değil. <laughs> Mecnun ve Leyla aşkından Mevla aşkına geçmeye muvaffak eylesin. Amin. Mecazi aşktan gerçek aşka geçmeye muvaffak eylesin. Üstad Necip Fazıl diyor ki sev, mutlaka sev. Hiçbir şey bulamazsan bir kütüğün başına bir sarık geçir, onu sev. Sonra sevilmeye layık olanın kim olduğunu ara, bul ve onu sev. Sevilmeye en çok layık olan, hay ve la yemut olan Allah'tır. Cenab-ı Allah onda bizi bir araya getirsin. Soru cevaba geçmeden bir noktayı da buyursunlar efendim. Müsaadenizle buyursunlar. Arz etmek istiyorum. Değerli dostlar, ben bunu anlatmayı hiç istemiyorum ama mecbur kalıyorum çünkü son zamanlarda yuvalardan gelen şikayetin yüzde 65'i erkek ve kadınların birbirlerini ihmal etmeleri, ufak tefek bir pürüzde yatakları ayırmaları, biraz pürüz devam ederse odaları ayırmaları, ondan sonra da doktor doktor gezip ilaç alıp ilaçtan medet ummaları yuvaları perişan ediyor. Oysa ki Allahu Teala ne buyurdu? Ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum azvajan liteskunu ileyha. Ben size erkeklere kadın eş yarattım, kadınlara erkekten eş yarattım ki cinsel arzularınızı meşru yoldan yerine getirip sakinleşesiniz diye. Günümüz insanlığın en büyük problemi ne? Gerilim, agresif davranışlar. Hocam son 4-5 aydır kocama eve gelince çatacak yeri arıyor. Bazen çocuklara vuruyor, bazen... Nasıl yatıyorsunuz kızım? Ayrı odalarda yatıyoruz. Başka çare aramanıza gerek yok. Başka sebep aramanıza gerek yok. Maalesef kendilerine sosyete diyen zenginler kulübünde erkekler hanımlarını daha çok ihmal ediyorlar. Bizim muhafazakar dediğimiz kesimde kadınlar bilhassa belli yaştan sonra kocalarını ihmal ediyorlar. Kocanın yanına varmayı yük kabul ediyorlar. Bundan sonraya gerek yok diyorlar. Bu da birikim meydana getiriyor. Bu birikim bir kısım rahatsızlıklara sebep oluyor. Yuvaları yıkıyor arkadaşlar. Bazısı da ham sofuluk için bunu yapıyor. Kadınlardan birisi kocasının yanına giderken de başını örtüyormuş. Demiş ki hayatım niye benim yanıma girerken başın? Melekler kaçmasın diye demiş. Bir gün, beş gün, sekiz gün, on gün adamın başına şeytanlar toplanmış. Demiş ki hatun ben bir evuzu besmele çekeyim şu şeytanlar gitsin sen şu başını aç melekler gitsin demiş baş başa kala, bu nasıl evlilik? <laughs> Arkadaşlar Allah'ın yarattığı kanunu kimse değiştiremez. Kadın erkeksiz erkek kadınsız olamaz. Farzlardan sonra bize en çok sevabı kazandıracak neyse hocam söyle bu gece de biz onu yapalım derseniz eşinizi memnun edin. Mutluluğa giden yol yatak odasından geçer. Kimse kimseyle kara kaşı kara gözü için evlenmez. İhmal büyük vebaldir ve yuva yıkıyor. Niye? Dışarıda kurtlar sofrası var. Cadde tahrik ediyor, televizyon tahrik ediyor, gazete mecmua tahrik ediyor, internet tahrik ediyor. Sen de ihmal edersen ondan sonra şikayet etme durumunda kalırsın. Vallahi sözümün ne işe yarayacağını ben bilemem ama içinizde Rizeli var mı? Rize müftüsü beni davet etti. Akşam konferansta yüklendik, salon doluydu. Hanımlar, kızlarım, kocanızı ihmal etmeyin. Bu büyük bir vebaldir. Mutluluk için yatak odası görevi çok önemlidir dedim dedim. Ertesi gün efendi dedi ki ya Mustafa Bey ben seni Rize'yi bir gezdireyim dedi. Olur dedim. Caddelerde dolaşıyoruz. Karşıdan birisi koştu geldi boğazıma sarıldı. Mustafa Hoca Rize'den gitme faydan oluyor dedi. Ne diyeyim ben fayda olsun diye söylüyorum. Laf olsun diye söylenmiyor. Hocam Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Hakikaten hocamın tavsiyeleri, tecrübeleri, aile hususunda önemli bilgilendirmeleri inşallah bu akşam ailemize mutluluk, huzur, şifa getirsin bir kez daha. Çok çok teşekkür ediyoruz. Varsa siz kıymetli misafirlerimizden, dinleyicilerimizden sorularınızı alabiliriz. Yoksa veda edelim efendim. Ben bir şey sorabilirim. Buyurun efendim. Önce ee, özür şey, dilerim. E, Başta bir vaadimiz vardı. Sıkmadan, usandırmadan anlatacağız demiştik. Gerçekleşti. Evet. Allah razı olsun. Hocam hani iş yerinde çalışırken farzı kılabilir diye hani patron böyle bir soru çözünün te, sünneti terk eder etmesi gerekiyor. Oluyor mu o zaman? Tamam öyle demedim. Dikkat lütfedersen. Gayrı müekket sünneti. Bunu açsak hocam biraz. Yani hocam. ikindi namazının sünneti gayri müekket sünnettir. Efendimizin zaman zaman kılıp zaman zaman kılmadığı olmuştur. Yatsı namazının ilk sünneti de gayri müekket sünnettir. Öğlen, sabah, akşamın sünnetleri müekket sünnetlerdir. Ama kardeşimin çok önemli bir işareti vardı. Abdesti mesaiden önce alacaksın. Öğlen boşluğunda alacaksın senin dinlenme zamanında alacaksın. Sadece namaz için m, müsaade isteyeceksin. O namazı da inna atayna gulhu ile kılacaksın. Yasin okumaya kalkmayacaksın. Hocam iş yerinde benim eşim bundan çok şikayetçi ediyor. Kendisi ustabaşı, alttakiler yabancı. Ya teravih gibi akşam namazı kılıyorlar diyor. Bak kul hakkı yok diyormuş. Öyle patronizme ne kul hakkı yok diyormuşlar. Hatiyen şey. yani, bakın. Patron cumaya gitme dese, imkan buluyorsan git. Patron namazı hiç kılmayacaksın derse, imkan bul kıl. Ama kısa kılacaksın. F kardeşim uzatmayacaksın diyorsa, uzatmamaya mecbursun arkadaş. <laughs> Efendimiz ne buyurdu değerli dostlar? Size yapılmasını istediğiniz şeyi siz de başkasına yapın. Size yapılmasını istemediğiniz şeyi siz de başkasına yapmayın ki Müslüman olabilesiniz dedi. Biz o iş yerinin sahibi olsak, çalışan kardeşimiz orada yarım saat namaza gitse biz razı olur muyuz arkadaş? Olmayız. Yan kes, bel kes, insafı elden bırakma. Önce iğneyi kendine batır. Eyvallah. Başka sorumuz var mı efendim? Sadece elbisemin içine atıyorum. Hani onu çıkarmam mı gerekiyor? Vallahi tüm çıkarsam daha iyi olur. Daha iyi değil mi? Daha iyidir. Evet. Allah razı olsun. Evet. Efendim geldiğiniz için dinlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Davet ettiği için belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Kültür Müdürümüz Hüseyin Bey'e teşekkür ediyorum. Bana can yoldaşlığı yaptığı için Allah Sami Bey'e huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bizler de ben de çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hocam bir sonraki bir sonraki buluşmamızda da hocam aslında programımızda biraz bahsetti. Evlilik e, içerisinde yaşanan problemleri bu akşam konuşmuş olduk. Evliliğimizi nasıl güzelleştirebiliriz? Cennet bahçesinden bir bahçe haline yuvamıza nasıl getiririz? Kıblegah evler nasıl yaparız? Evimizi konuştuk ama bir de bunun başlangıcı var değil mi hocam? Evlilik öncesi eşlerin birbirini tanıması için neler yapmalı ve ebeveynlerin yeni evlenecek olan çiftlere karşı görevleri nelerdir sorusunu bir sonraki buluşmamızda inşallah paylaşırız hocam. Allah razı olsun. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyoruz efendim.